ancak 24 saat sonra kayıp sayılır dedi. Evet. Ama biz derdimizi anlatınca böyle böyle diye bakarız dediler ama bilemiyoruz tabii. Bulacağız, merak etme dediler. Bulacaklar. Ha deyince bulunuyor sanki. Koskoca İstanbul, iti var, uğursuzu var. O küçük yerde başına neler geldi. Mukaddes sus. Bak gör buralarda neler gelecek bunun başına. Sus dedim. Ya lütfen. Zaten sinirler gergin, canlar sıkkın. Bir de daha fazla elektriklendirmeyelim ortalığı. Ben mi geliyorum ortalığı? Tabanların popomu vura vura ben kaçtım çünkü. Senin yüzünden kaçtı Fatmagül. Bana bak! Ne? Senin yüzünden kaçtı. Eşyalarını karıştırdın diye utandı kaçtı. Bağırmalarına dayanamadı artık. Bana bak alırım ayağımın altına Rahmi. Benim kardeşim yemediği halt kalmadı demiyor da bir de suçlu arıyor utanmadan ya. Ya yeter artık. Birbirinizle uğraşmayı bırakın. Tüh yazıklar olsun. Bir de suçlu ben mi oldum? Ha? Durun da şimdi, Fatmagül'ün sakin sakin, yani nereye gidebileceğini düşünelim. Cehennem dibine gitsin o. Fatmagül batırsın, Mukaddes temizlesin değil mi? Sahtekâr. Sonra bütün lafı ben işitiyorum. Ne dedim ben ya? Mektubu saklamışsın dedim. Saklamış mı saklamamışsın mektubu? Ne karıştırıyorsun? Karıştırma. Rahmi burası benim evim, benim. Burada gizli saklı hiç çevrilmeyecek. Bak o vekaleten oldu, iyi ki saklamamış mıyım ben? Aldı onu. Dün gece elindeydi. Aldı demek onu. Bak görüyor musun kendi başına ne işlere kalkıştı, başımıza neler getirdi ya. Neyse Allah'tan parası yok bunun. Ha yok ya, parası da var bunun. Kerim bütün parasını onun üstüne devretti. Ne parası? Ne bileyim işte, biriktirdiği paraları herhalde. Gitmeden önce bir hesap cüzdanı bırakmıştı buraya. Fatmagül de yırtmış atmış onu. Neyse Allah'tan o paranın bir kuruşuna dokunmaz o şimdi. Bu işin altından bir şeyler çıkacak ama bak görsen. Hadi siz şöyle oturun da bir sakin sakin konuşalım. Şimdi acaba Fatmagül'ün kasabadan falan tanıdığı, bildiği bir arkadaşı falan var mıydı? Hiç arkadaşı yoktu ki Fatmagül'ün. Bir tek Mustafa. Yok artık. Mustafa'ya gidecek hali yok. Burada da hiç evden dışarı çıkmadı. Hiç arkadaşı yoktu. Bir de bu eksikti işte al. Emre iyi çocuk. İnşallah kız da öyledir de arkadaşın olur. Hiç değilse yalnızlık çekmezsin. Bakacağız artık. Fatmagül'ün bir arkadaşı var. Kim? Emre'nin kız arkadaşı. Ha, doğru ya. Aa Emre. Günaydın. Günaydın, gel. Yok, ben hiç girmeyeyim. Bunları verip gideceğim. Emre. Erol amca artan yemekleri 3 eve dağıttı. Size, bize bir de kendine. Gelsene. Ellerine sağlık, afiyetle yesinler dedi. Rahmi, alsana çocuğun elinden. Gel sen de içeri hadi. Yok vallahi ben girmeyeyim. Zaten sabah annem çok erken kaldırdı. Gözümden uyku akıyor. Gidip hemen yatacağım. Malum dün gece çok içtik. Ay sorma. Emre, seninle 2 dakika bir şey konuşalım. Gelsene. Peki. Kerim abiler uyuyor mu? Yok. Fatmagül kaçtı. Ne? Yok öyle bir şey. Değil. Sen yine bir gir, anlatacağız. Kayboldu işte. Kayboldu. Bulamayacağız Fatmagül'ü. Kayboldu. Rahmi Allah aşkına bir de seninle uğraşmayalım. Bir yere kaybolduğu yok. Bizi sinir etmek için yapıyor. Geceye kalmaz gelir o. Bak gör. İnşallah. Tabii canım. Yani o kadar büyük bir tartışma değildi değil mi? Hem Kerim abi gider bulur, barışırlar. Geçimsiz anacığım bu, geçimsiz. Safi kıskanç. Dün gece o masaya baktım, bu masaya baktım diye yedi bitirdi çocuğu ya. Evet, bir ara tatsızlardı, ben de fark ettim. Huysuz işte, huysuz. Kesin bir köşeden bizi seyrediyordur koşuşturmamızı. Bak gör. Vallahi mi Mukaddes? Nereye? Hava almaya. Neyse, ben de kalkayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsınız. Emreciğim, kimseye bir şey söyleme ama olur mu? Şimdi geri döner, millet konuştuğuyla kalır falan, tamam mı? Tabii. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Hoşça kal. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.